Merhabalar sevgili dostum. Ayrılık acısı ve terk edilmek şu hayatta insanın baş etmekte en çok zorlandığı acıların başında geliyor. İşte bu videoda sana bu acılarla nasıl baş edebilirsin? Ayrıldıktan sonra, terk edildikten sonra belki de hayata nasıl tutunabilirsin, kendini nasıl toparlayabilirsin? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Başına gelen bir problemi ya da bir acıyı atlatmanın ilk adımı o acıyı kabullenmektir. Eğer ki bir ayrılık içindeysen ya da terk edildiysen bu acıyı bir kabullenmen lazım. Belki de diyorsun niye bu kadar acı çekiyorum? Niye bu kadar canım yanıyor? Sanki parçamdan, vücudumdan bir parça kopmuş gibi. Neden böyle hissediyorum? Çünkü severken de hatırlıyor musun? Çok farklı duygular hissediyordun. Çok güçlü bir duyguydu o. O aşık olma hissiyatı. İşte nasıl ki o çok güzel, ekstra bir duyguysa ve devam etmemişse bu da böyle çok yoğun bir acı olabilir ama bu da kalıcı olmayacak. Aynen daha önce o güzel hislerde olduğu gibi. İlk başta acıyı kabullenmelisin dostum. Acıyı kabullendiğin zaman işte o zaman acını sakince yaşıyorsun. Çok kötü hissettiğin, çok mutsuz hissettiğin, çok rahatsız hissettiğin zamanlar da olacak. Çok normal. Çünkü sevdiğin bir insanla yolları ayrıldın. Belki de İstemediğin şekilde oldu bu. Belki sen hala devam etmek istiyorsun. İşte burada bu acıyı çekmen normal. Sonrasında eğer bunu kabullenip yaşamaya izin verirsen, duygularını yaşamana izin verirsen o gitgide basamak basamak azalacak. Belki de şu anda dayanılmayacak kadar acı çektiğini hissediyorsun ve zannediyorsun ki bu hiç bitmeyecek, hep böyle devam edecek. Yok böyle bir şey dostum. İnsan istese de daimi olarak acı çekemez. Bu şunun için de geçerli, daimi olarak mutlu da olamazsın. İnsanın başına gelen kötü ve iyi olaylara yaklaşımı şu şekildedir. Eninde sonunda alışırsın. Zihnin, beynin bu şekilde tasarlanmıştır. Acıda da durum böyledir. Çünkü baksana insanlar çok sevdiklerini kaybediyorlar. Vefat ediyor o sevdikleri insan. Bir süre sonra hayata devam ediyorlar, unutmuyorlar elbette. Ama hayat devam ediyor. Sadece o mevzuya çok odaklandıkları zaman öyle hissediyorlar. İşte bunu sen de unutma. Bu acı ömür boyu sürmeyecek. Bu acı belki 2 hafta sonra bile bu kadar yoğunlukta devam etmeyecek. Kendine çok yüklenme. Yoğun bir ayrılık acısı yaşarken ilk amaç insanın kendini toparlamasıdır. Çünkü böyle zamanlarda dibe vurmuş gibi hissedersin ve o zihninin üzerindeki kontrolünü kaybediyormuş, her şey dağılacakmış gibi olur. Ve bu bazen insan kontrol edemezse işini gücünü etkiler, ailesini etkiler ya da arkadaşlık ilişkilerini bile etkileyebilir, okul hayatını etkileyebilir. Böyle zamanlarda ilk amaç hayatımızı bir toparlamamız lazım, dağılmamamız lazım. Sonrasında yavaş yavaş o geçirdiğimiz, içinden çıktığımız ilişkiyi sorgulamamız lazım. Neden öyle oldu? Neden ayrıldık? Neden terk edildim? Daha önce buna benzer şeyler yaşadım mı? Bir şekilde ilişkilerim hep aynı nedenden mi sonlanıyor? Neden böyle kötü şeyler yaşıyorum? Bunlar bu zamanda yoğun acı içindeyken değil de birazcık sakinleştikten sonra sorgulayacağın şeyler. Çünkü tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorsan içinden çıktığın ilişkiyi sağlamca analiz etmelisin. Bir insanın acısı, aşk acısı, ayrılık acısı geçmiyorsa bunun sebebi o insanı çok özlemesinden ya da aşırı sevmesinden kaynaklı değildir. Bu ayrılığın o insanın içinde bir kişilik krizine dönmesinden kaynaklıdır. Çünkü ayrıldığın zaman eğer acını halledemiyorsan halledemediğin acı kendi içindeki derin inançlarla ilgilidir. Değersiz olduğun, terk edilecek bir insan olduğun, sevilmeye layık bir insan olmadığına yönelik inançlarınla bir krize girersin. Dersin ki demek ki ben sevilmeye layık bir insan değilim. Bu olay ve sende bir değersizlik hali ortaya çıkartır. Acının kapanmaması işte tam olarak bundandır. Ama sen ne yaparsın bu acıyla direkt olarak yüzleşmek yerine o beni terk etti ben o yüzden acı çekiyorum. Bir dönse ah işte o zaman her şey güzel olacak. Öyle bir şey yok. O kısım dediğim gibi baştaki şeyler onunla alakalı. 3-5 ay, 6 ay. Ama bu iş uzadıkça sen kendi içinde demek ki halledememişsen bu problemini, acını, bir kişilik krizi yaşıyorsun demektir. Ne zaman ki o kısmı unutup kendi içine dönersen, bu gerçekliklerinle, temel inançlarınla yüzleşirsen işte o zaman acını atlatmak, bu acının içinden çıkmak senin için mümkün olacak. İnsan kötü bir olay yaşadığı zaman özellikle bir ayrılık sonrasında kendisine karşı çok acımasızdır. Etraftaki insanlardan korkma kendinden korktuğun kadar. O kadar acımasız olabiliyoruz ki biz kendimize. Ayrıldın, iş bitti ve kendini suçlamaya başlarsın. Sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Bak sen aptalsın, yetersizsin. Ama
Bir yandan da şunu söylersin, bak gördün mü, o acımasız ses çok acımasızdır. Der ki sen sevilmeye layık bir insan değilsin, sen değersiz bir insansın, senin hiçbir önemin yok bu dünyada ve bak göreceksin kimse artık seni sevmeyecek. Bunlar o kadar ağır şeylerdir ki sen kendini koruyamazsın bunlara karşı. Çünkü çok temelden, çok derinden işler. Bunlar bir de o kadar hızlı geçer ki zihninden, sen aslında bu düşünceleri yakalayamayabilirsin. Bunun neden kaynaklandığını hissedemeyebilirsin. Sana kalan sadece çok sanki üstüne bir öküz oturmuş gibi. O kadar acı çekersin ki ama bunun neden kaynaklandığını çok bilemezsin. İnsanın içindeki acımasız sesle baş etmesinin en kolay ve güzel yöntemlerinden bir tanesi meditasyon yapmak. İşte bu noktada sana destek olabilecek bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Meditasyon uygulaması. Meditasyon uygulamasını hem telefonuna, tabletine, iPhone, Android fark etmez yükleyebiliyorsun. Ve yükledikten sonra istediğin yerde kulaklığını tak, gözlerini kapat ve kendi içine bir yolculuğa çık. Kendi içinde yaşadığın o fırtınayı fark et ve onlara cevap ver. Kendine şefkat göster. İşte bu noktada meditasyon uygulaması bence çok pratik ve kullanışlı. Ben özellikle iki tane meditasyonunu çok sevdim bu uygulamanın. Birincisi kabullenmek, ikincisi şefkat. Yaşadığımız acılarda o duyguyu, sıkıntıları kabullendiğimiz zaman bu sıkıntıları atlatmamız daha kolay oluyor. Yani o hayattaki problemlerle yüzleşmekten kaçmak yerine yüzleşiyorsun ve rahatlıyorsun. Korkunu yenmiş oluyorsun böylece. Bir diğer şey ise çok es geçtiğimiz bir şey, şefkat. İşte içine dönüp o kendine şefkati gösterebilirsen, o anlayışı gösterebilirsen acılar seni yıpratmıyor, yormuyor. Seni sadece daha da olgunlaştırıyor, pişiriyor. Bu noktada bu uygulamanın sana faydası olacağını düşünüyorum ve öneriyorum. Bu uygulamayı 15 gün ücretsiz denemek istiyorsan gereken kodu açıklamalar kısmına bırakıyorum. İnsanların ilişkilere dair gözden kaçırdığı çok önemli bir nokta var. İnsanlar zannediyorlar ki iki tane iyi insan bir araya gelince oradan güzel bir şey çıkacak, oradan güzel bir ilişki çıkacak. Yok böyle bir şey dostum. Ne oluyor biliyor musun? İki iyi insan bir araya gelse de ortaya güzel bir ilişki çıkmayabiliyor. Bu iki iyi insanın kişilikleri çok uyumsuz olunca, hayatta birbirlerine çok senkronize olamayınca beraber var olamıyorlar. Bir elmanın yarısı olamıyorlar farklı, ya da bir elma, bir armut bir araya gelip bir şey oluşturamıyorlar. Ve şöyle bir şey, ilişkilerde iki kere iki dört etmiyor. O yüzden şöyle düşünüyor olabilirsin belki ayrıldıktan sonra. Çok iyi bir insandı, ben de çok iyi bir insandım. Olmayabilir. Hakikaten dediğim gibi iki iyi insan da olsanız birbirinize uymadınız belki. Belki sen ona uymadın, belki o sana uymadı. Diyelim ki bir hafta öncesine kadar, ayrılıktan bir hafta öncesine kadar sen de karşındaki insana dair bir sürü memnuniyetsizlik hissediyordun. Ne zaman ki o ayrılık vakti geldi, çattı, işte o anda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hani gittiği zaman bir can havli gibi, can acısı gibi ortaya bir durum çıkıyor. Sanki parçandan bir parça kopmuş, vücudundan bir parça kopmuş gibi hissediyorsun. Ondan sonra işte o can havli gibi ortaya çıkan durumdan sonra mantıklı düşünme becerini kaybediyorsun. Ve şöyle diyorsun kendi kendine, o gelsin de ben her şeyi feda ederim. Ben bambaşka bir insan olurum. Ben şunu yaparım, bunu yaparım, şöyle yaparım. Ama bunlar ne kadar mantıklı? Bunlar ne kadar doğru? Ve şöyle düşün, daha önce o güzel anlarınızda zaten bir şeyler değişseydi değişirdi. Sen onları yapsaydın yapardın zaten. Sadece şu anda o can havliyle böyle düşünüyorsun. Yapmayacağın şeyleri tekrar tekrar bir vaat olarak ortaya koyarsan ve karşındaki insanı zorla pazarlıklar yaparak yapmayacağın kocaman vaatlerle hayatına çekersen tekrar aynı şeyi yaşamaya ihtimalin yüksek olabilir. Ayrılık zamanlarında özellikle o akşamlar çok zor geçer. Gün içinde bir şekilde vaktini geçirirsin. Arkadaşlarınla, işinle, gücünle akşamın nasıl olduğunu bile belki anlamazsın. Ama ne zaman ki akşam eve gelirsen içinden bir ses konuşmaya başlar. Niye ayrıldınız, neden böyle oldu? Durmadan hiç susmaz. Ve sen kendi kendine olduğun için çok daha fazla acı çekersin. Ve böyle zamanlarda gecenin ilerleyen saatlerine doğru içinden bir ses yükselir. Ara onu, yaz ona, konuş onunla diye. Bu iş öyle bir noktaya gelir ki bu acıyla bağlantılı olarak yalvarır halde bile bulabilirsin kendini. Düşünsene, belki de karşındaki insanla saygılı bir şekilde bitti ama ne zaman ki olay bu yalvarma boyutuna gelince o karşındaki insanın sana saygısını kaybetme ihtimalin de ortaya çıkar. Lütfen bu duyguya aldanma. Çünkü o en başlardaki, o akşamlardaki duygu çok yoğundur.
Eğer ki içinden çok bir şekilde arama isteği geliyorsa başka bir dostunu ara, arkadaşını ara, onunla konuş. Gerekirse ağla. Yazmak istiyorsan bir mail yaz ama gönderme. Bir mektup yaz ama gönderme. Olur da sakinleştiğin zaman aramanın, yazmanın işe yarayacağını düşünüyorsan, mantıklı karar verebildiğini hissediyorsan evet o zaman istediğini yapabilirsin. Ama o yoğun duygusal anlarda bu kısma girme bence hiç. İnsan başkasına akıl verirken çok mantıklı ve güzel konuşur. Ama ne zaman ki kendi başına bir olay geldiği zaman işte o zaman mantık kaybolur ve kendini dipte hisseder. Peki şöyle bir şey deneyebilir misin? Çok kötü hissederken sadece şu açıdan bakabilmek, bu yaşadığın kötü problemi başka bir insan yaşamış olsaydı ona nasıl destek olurdun? Ona nasıl öneriler verirdin? Bir düşün bakalım, kendi acına, ayrılık acına farklı bir açıdan bakarsan olayı değerlendiriş şeklin, bakış açın değişecektir bence. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine iyi davranmalısın, kendine şefkat göstermelisin. Çünkü sen kendine iyi davranmazsan başkaları sana hiç iyi davranmayacak. Çünkü sen kendini sevmezsen başkaları seni hiç sevmez. O yüzden ilk başta mevzuyu kendinle halledeceksin. Bunları bir düşün bakalım.